Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Müdürlerim, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli veliler. 2023 yılı Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu ve Harmancık Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine hoş geldiniz. Tören programını arz ederim. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu mezunlarını temsilen mezunlarımızdan Kübra Aras'ın konuşmaları, Harmancık Meslek Yüksekokulu mezunlarını temsilen mezunlarımızdan Ömür Korkmaz'ın konuşmaları, Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Hüseyin Ovalıoğlu'nun konuşmaları, Harmancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Profesör Doktor Ercan Şimşek'in konuşmaları, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Adem Doğangün'ün hocalarımızın konuşmaları, Sinevizyon gösterimi, anı belgelerin takdimi, kepatma töreni, kapanış. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına önce bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Teşekkür ederim. Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu mezunlarını temsilen Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı mezun öğrencisi Kübra Aras'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını sunmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın hocalarım, kıymetli anneler ve değerli arkadaşlar. Bugün Bursa Uludağ Üniversitesi Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu'nda mezun olmanın haklı gururunu ve sevincini hüzün ile harmanlanmış olarak yaşıyoruz. 2 yıl önce gelmiş olduğumuz Bursa'nın küçük ama bir o kadar şirin olan ilçesi Büyük Orhan'a bugün veda ediyoruz. Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu benim için sadece bir üniversite değildi. Aynı zamanda siz kıymetli arkadaşlarımla edinmiş olduğum kadim dostlukların başladığı yer, hayatı idrak etmenin ve kendi ayaklarının üzerinde durmanın öğretildiği bir eğitim yuvası. Hocalarımız da aramızda duvarların olmadığı, huzur veren bir aile gibiydi Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu. Sayın Sinan hocamızın sürekli kullandığı bir cümlesi vardır. Küçük ilçelerde büyük dostluklar oluşur dediği cümle. Evet hocam, çok haklı çıktınız. Burada edindiğim dostluklar gönlümde baki kalacak. İyi ki dediğim güzel dostluklar kurduğum için çok mutluyum. Bizleri mesleğe ve geleceğe hazırlayan saygı ve değer hocalarımızın şükranlarımızı arz ediyorum.
Hiç şüphesiz bizlerin bugünlere gelmemizdeki en büyük destekçilerimiz, başta depremzede arkadaşlarımızın aileleri olmak üzere bizim için çok kıymetli anne ve babalarımızın saygıyla önünde eğiliyorum. Ayrıca benim için her koşulda yanımızda duran ve kardeşim için desteğini asla esirgemeyen abime çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sizleri çok özleyeceğim. Hayatımızın bundan sonrasının başarılarla dolu geçmesini diliyorum. Her şeyin istediğiniz gibi gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Mezuniyetimiz hepimize hayırlı olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mezunumuz Kübra Aras'a bu içten konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Harmancık Meslek Yüksekokulu mezunlarını temsilen aşçılık programı mezun öğrencisi Ömür Korkmaz'ı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını sunmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Müdürüm, değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım ve kıymetli misafirler, hepiniz mezun törenine hoş geldiniz. Bugün sizlere Harmancık Üniversitesi'nin bana kattığı değerler hakkında ufak bir konuşma yapacağım. Harmancık beni sessizliği, sakinliği, dualitli uyumu ile karşılamıştı. Bu karşılamayı ilk başlarda yadırgasam da alışmam çok zor olmadı. Çünkü burada güzel dostluklar, arkadaşlık edindim. Burada dostluk kurmanın önemini daha iyi anladım. Büyük bir yerde okusam belki de bu kadar sağlam dostlar kuramayabilirdim. Buradan dostlarım dediğim insanlara yeri geldi ailem oldu. Bana her konuda destek oldular. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Buradan bana birçok mesleki değer katan hocalarıma ve beni bugüne getirenime tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizin güzel bir mezun töreni geçirmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Mezunumuz Ömür Korkmaz'a bu içten konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Hüseyin Ovalıoğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Müdürüm, değerli akademisyenler, idari personelimiz, saygıdeğer veliler, sevgili mezunlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada 2009 yılında kurulan meslek yüksekokulumuzun 12. mezuniyet dönemimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerimizin sevincini paylaşmak, meslek yüksekokulumuzun ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin mezunları şerefle uğurlamak için bir aradayız. Öncelikle bu anlamlı günde bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve tüm Bursa Uludağ Üniversitesi Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu adına herkese teşekkür ediyor. Törenimize hoş geldiniz diyorum. Değerli veliler, dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, büyük emeklerle, özenle yetiştirdiğiniz göz bebekleriniz, evlatlarınızı bizler evlatlarımızı hizmet etme mücadelesine uğurlamanın vakti geldi. Artık onlarla iftihar edebilirsiniz. Biliyoruz ki bundan sonra onların yaptıklarını onurla izleyeceksiniz. Bugün Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bu mutluluğu yaşarken arkasındaki en büyük destekçiler siz değerli velilerimizsiniz. Evlatlarınız sizlerden aldıkları güç, azim ve kararlılıkla çalışıp bu rütbeye eriştiler. Bunun için herkesin huzurunda tüm gençlerimiz adına hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli öğretim elemanlarımız, bu şeref tablosunun en büyük mimarları sizlersiniz. Üniversitemize geldikleri günden itibaren cevher gibi işlediğiniz sevgili öğrencilerimizi iş yaşamlarında ve sosyal yaşamlarında çeşitli başarılara imza atacak bireyler olarak yetiştirmek bugünlere getirdiniz. Onlara sadece mesleklerinde yetkin hale gelecekleri bilgileri öğretmekle kalmadınız. Aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev ve sorumluluklarını öğrettiniz. Gençlerimizin bundan sonraki zaman içinde yapacakları başarılı çalışmalar sizleri de onurlandıracaktır. Çabalarınız için gençlerimiz ve velileri adına hepinize şükranlarımı sunuyorum.
Değerli gençler, hayatınızda 3S'den asla vazgeçmeniz. Sağlık, saygı ve sevgi. Bu 3S size, ailenize ve ülkemize mutluluk getirecektir. Sağlıklı düşünen insan çok çalışacak, saygılı olan kişi başkalarını fark edecek ve sevgi dolu kişi de başta kendi ülkesi olmak üzere tüm insanlığı sevecektir. Değerli gençler, ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. Bu gerçeği ulu önderimiz Atatürk, bütün umudum gençliktedir diyerek ülkeyi ve bütün değerlerini gençlere, yani sizlere emanet ederek göstermiştir. İnanıyorum ki sizler de umutları ve güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracaksınız. Bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyecek, o gelişmeleri öğrenerek milletimize hizmet olarak sunacaksınız. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Ülkemizin geleceği, siz değerli gençlerimiz, bundan sonraki her başarısı gurur kaynağımız olacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz açık olsun. Müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Harmancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Ercan Şimşek'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Rektör Yardımcım, değerli müdürüm, üniversitemizin değerli genel sekreteri, hocalarımız, aileler ve değerli gençlerimiz, öğrencilerimiz, törenimize hoş geldiniz. Biraz önce hocamızın belirttiği gibi biz de Bursa'nın Dağlık yöresinde, şirin bir ilçede topluma değerli bireyler yetiştirmek üzere çaba sarf ediyoruz. Harmancık, ufak bir ilçe, bazı eksiklikleri bulunsa da yaşanıldığı dönemde, sürece, ilerideki yaşantınızda da önemli izler bırakacak bir ortam. Bunun kıymetini aslında bilmek lazım. İlerleyen dönemde böyle ortamları çok arayacaksınız diye söyleyebilirim. Tabii üniversitemiz Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisi. Üniversitemizin çeşitli imkanları var. Bu imkanlar da her zaman üniversite üst yönetimi tarafından siz değerli öğrencilerimiz için hizmete sunulmuştur. Bunları fırsat buldukça değerlendirdiğinizi düşünüyorum. Evet, Harmancık Meslek Yüksekokulu 2008 yılında kurulup bugün 14. dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Bugüne kadar yaklaşık 1300 öğrenci mezun ettik. Tabii öğrencilerle üniversitedeki hocalarımızın, okulumuzdaki hocaların iletişimleri sürekli devam ediyor. Ve bizler için, bu yetişen arkadaşlarımız yeni nesil için bir öncü rolünü üstleniyorlar. Bugün birçok arkadaşımızın iş imkanları için, staj imkanları için gerek hocalarımız gerekse daha önce mezun ettiğimiz meslektaşlarımız, öyle diyelim, bizlere önemli fırsatlar ve olanaklar sağlıyor. Bunların sizler tarafından da sürdürüleceğini düşünüyorum. Uludağ Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi gerçekten Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birisi. Bugün üniversitemiz Türkiye'nin araştırma üniversiteleri içerisinde yer alıyor ve yönetimimiz de, gerek önceki rektörümüz, gerek yeni rektörümüz de üniversitemizi geliştirmek için büyük çabalar sarf ediyor. Bu bağlamda kaliteyle ilgili çalışmalar şu anda devam ediyor ve kaliteyle ilgili belgeler de alındı. Aynı zamanda fakültelerimizde ve ilerleyen dönemde tahmin ediyorum meslek yüksekokullarında da bu çalışmalar sürdürülecek. Fazla uzatmak istemiyorum ama bir öneriyle ben de sizlere, geleceğe size yol göstersin diye bir kısa apostrofif bir ifadeyle size bilgi vermek istiyorum. Söyleyeceğim şey şudur, size diye başlar. Sizenin S harfi, seviniz. Yani toplumu seveceksiniz, arkadaşlarını seveceksiniz, insanları seveceksiniz, doğayı seveceksiniz. Zaten doğa sevgisi büyük oran meslek yüksekokulunda, özellikle yaban hayatı, avcılıkla ilgili programlar var. Zaten buraya gelen arkadaşlar seçerek geldiler muhtemelen. Ama birimizi seversek
ülkemizi de daha ileriye taşırız. Yani ülkemizi bölmek, parçalamaktan öte severek büyütmemiz gerekiyor. Birbirimizi sevmemiz lazım. İ harfi, sizenin İ harfi bir idealiniz olsun. Yani burada bir meslek edindiniz, gelecekte bu mesleği daha da ileri noktalara taşımak. Yani mesleğinizi uzmanlaşmak, hayata bakışınızı geliştirmek. Yani bir idealiniz olması gerekir. Ben okulu bitirdim, tamam. Ne iş olsa yaparım değil. Bu alanda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Hepimizin, yani bizim bütün programlarımız kendilerini geliştirmeye olanak verecek bir program diyebilirim. Yani belki 4 yıllık tamamlarsınız ya da iş hayatına atıldığınız zaman kendinizi daha ileri noktalara taşırsınız. Z harfi, sizenin Z'si, zamanınızı iyi değerlendirin. Ne yazık ki bizim en büyük sorunumuz o. Zamanı değerlendirmeyi bilmiyoruz. Çok oyalanıyoruz. Özellikle bu teknoloji geliştikten sonra. Zaman çok değerli. Hızla akıp gidiyor arkadaşlar. Onun için zamanı değerlendirmek çok önemli. İlerleyen dönemde, yani iş hayatınızda da iş planlaması, zaman planlaması bu açıdan da önem taşıyor. Son olarak E harfi, bir eser bırakınız. Yani alanınızla ilgili hangi alanda olursak olalım bir eser bırakma hedefiniz olsun. Yani yani bizde ağaçlık programı var örneğin. Bir arkadaşımız ne yapar? Gider bir kendince bir ürün geliştirir, onu yaygınlaştırır. Son olarak tabii ailelerimize gerçekten buraya gelip katıldılar. Bu değerli günde büyük emeklerle 2 yıl boyunca ekonomik, maddi ve manevi olarak destek oldular. Tabii çocukları uzaktaydı, uzakta olan aileler çocuklarının bir an önce bitirip yanlarına gelmesini isteyenler de oldu muhakkak. Ama artık hayata atıldılar onlar. Bugün itibariyle mezun da oluyorlar. İnşallah kendi hayatlarını kuracaklar ve sizleri ilerleyen dönemde iyi bir şekilde temsil edeceklerini ben inanıyorum. Evet, son olarak hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum ve mezuniyetimiz kutlu olsun diyorum. Herkese iyi günler. Müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Adem Doğangün'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Mesleki Yüksekokulu Müdürlerim, Sayın Genel Sekreterim, değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler ve onların kıymetli velileri, hepinizi üniversite üst yönetimi adına saygıyla selamlıyorum. Bugün iki meslek yüksekokulumuzun her ne kadar şirin veya yükseklerde olduğunu küçük gibi ifadeler kullansa da bizim vatanımızın her karış toprağı bizim için son derece önemlidir ve Covid döneminde yüksekler, tenhalıklar, mezun öğrencimiz gayet güzel bir şekilde bahsetti. Temiz hava çok daha önemli olmaya başladı. Ben de şahsen pandemide her ne kadar büyük korkana çıkarmasam da Uludağ'ın eteklerinde 700 metreye kadar bir köy evine ailemizle birlikte çıktık. Buralarda yaşamak çok daha güzel. Ve öğrencilerimiz gayet güzel ifade ettiler. Samimi arkadaşlıklar doğmuş. Bu arkadaşlıklar ömür boyu devam edecektir. Üniversite olarak biz tabii Türkiye'nin en büyük öğrenci sayısına sahip ilk 3 üniversitesinden birisiyiz. Devamlı sıramız değişse de ama ilk 3'teyiz devamlı. Çok kalabalık bir öğrenci sayımız var. Arazi olarak ve yerleşim olarak da oldukça büyük, Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden birisi. Ancak tabii ki son yıllardaki pandemi ve deprem nedeniyle biz öğrencilerimize çok iyi imkanlar sunduğumuz veya burada olmamalarından dolayı yararlanamadıklarını düşüncesindeyiz. Ama bir mezunumuz olarak daima buradan bağlarını koparmadıkları sürece her zaman istifade edebilirler. Burayla hocalarıyla irtibatlarını kesmezler. Devam ettirirler. Uludağ Üniversitesi markasını taşıyan artık birer mezunumuzsunuz.
Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Ailelere de hayırlı olsun diyorum. Artık bunlar mezun oldular. Ben inanıyorum kendine geliştirdikleri takdirde çok daha başarılı yerlere gelebilecekler. Daha hızlı yol alabilecekler. Zaten hiçbirimiz buradaki aldığımız eğitimle mükemmel bir şekilde olmuyoruz ama özellikle bitirdikten sonraki gayretimiz, çalışma disipline uyumumuz, burada aldığımız temel eğitimle, öğretimle birlikte bizleri daha üst seviyelere taşıyacaktır. Bu vesileyle ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin. Ülkemize bir daha böyle afetler göstermesin. Depremde kaybettiğimiz canlara da Allah rahmet diliyorum ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Biz üniversitemizde de halen onların bir kısmını misafir ediyoruz. Allah onların da yardımcısı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Rektör Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada mezunlarımızın okulumuzdaki 2 yıl boyunca edindiği anılarından derlediğimiz sinevizyon gösterimi var. Önce Harmancık Meslek Yüksekokulu mezunlarının, daha sonra Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu mezunlarının sinevizyon gösterisiyle sizleri baş başa bırakıyorum.
senden kalan tek anı bu. Solgun sayfadaki güller alır beni götürürler. Sevgi dolu yıllara senden kalan tek anı bu. Solgun sayfadaki güller alır beni götürürler. Sevgi dolu yıllara. Ne kadar güzeldi o günler, acının kucağındaki düşler, o sıcak heyecanlı geceler. Şimdi arkadaş oldu bana. Ne kadar güzeldi o günler, acının kucağındaki düşler, o sıcak heyecanlı geceler. Şimdi arkadaş oldu bana. Senden kalan tek anı bu. Acının kucağındaki düşler, o sıcak heyecanlı geceler. Şimdi arkadaş oldu bana. Ne kadar güzeldi o günler. Acının kucağındaki düşler, o sıcak heyecanlı geceler. Şimdi arkadaş oldu bana. Senden kalan tek anı bu. Teşekkür ediyorum. Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu mezunlarına anı belgelerini takdim etmek üzere Sayın Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Adem Doğan Günü hocamızı sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu mezun öğrencilerinden Buket Yılmaz, Büşra Hafize Çetin, Emine Örnek, Buse Daban'ı anı belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Büyük Orhan Meslek Yüksekokul Müdürü Profesör Doktor Hüseyin Ovalıoğlu'nu anı belgelerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu mezun öğrencilerinden Samet Tekin, Bünyamin Kayış, Duygu Tosun, Sümeyye Yılmaz'ı anı belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum.
Sayın Müdürümüze ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Harmancık Meslek Yüksekokul Müdürü Profesör Doktor Ercan Şimşek'i anı belgesi vermek üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Harmancık Meslek Yüksekokul Programı, Aşçılık Programı öğrencisi mezunlar adına Ömür Korkmaz'ı anı belgesini almak üzere sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı'nda Program Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Güntan'ı anı belgelerini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Orman ve Orman Ürünleri Programı öğrencilerinden Seda Nur Özen, İsmail Vural, Yunus Emre Sönmez, Eren Günhan, Sevil Döş, Yusuf Dalkılıç, Mertcan Avcı, Hatice Sude Çelik, Tuğba Aras, Sümeyye Uludağ, Umut Karaman, Bilal Büyüktazim, Melih Veli, Umut Aydın, Kübra Aras, Samet Dilsiz, Hüseyin İçöz, Sezer Karakuş, Umut Arman, Abdullah Gaffargül, Ramazan Muhammed Aydın öğrencilerimizi anı belgelerini almaları için sahneye davet ediyorum. Sayın hocama ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi İsmet Ceyhun Yıldırım'ı anı belgelerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Avcılık ve Yaban Hayatı Programı mezunlarından Ahmet Salih Toksöz, İrem Güneş, Hale Selçuk, Benhur Öner, Osman Yüksel'i anı belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Thank you.
Sayın hocam ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı, Öğretim Görevlisi Yağmur Çallak'ı anı belgelerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Çocuk Gelişimi Programı mezunları öğrencilerinden Sema Nur Genç, Aleyna Üreten, Elanur Yalçınkaya, Belkıs Vural, Melike Kılıç, Buket Mecir, Elif Günye, Özlem Şahin'i anı belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın hocam ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı hocalarımız, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım ve Program Başkanı Öğretim Görevlisi Erdoğan Bozan'ı anı belgelerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Aşçılık Programı mezun öğrencilerimizden Tuğba Akyer, Halil İbrahim Bülbül, Ezgi Alkan, Melike Meral, Aylin Ayyıldız, Elmas Baran, Özge San, Nazar Bilgi, Melike Vardar, Hilal Çenet, Arife Kabil, Gökçe Fırat'ı sahneye davet ediyorum. Sayın hocalarım ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Harmancık Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Program hocalarımız, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Veysel Kapçak, Öğretim Görevlisi Fatih Bayhan ve Öğretim Görevlisi Ali Sert hocamızı anı belgelerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Mobilya ve Dekorasyon Programı mezunları öğrencilerinden Yiğit Büyükcevher, Tayyip Gürer, Batuhan Arslan'ı anı belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum.
Sayın hocalarım ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Harmancık Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Hocamız, Program Başkanı Öğretim Görevlisi Melis Fidancı Sezer, Öğretim Görevlisi Doktor Gökhan Berk Özbek ve Öğretim Görevlisi Ahmet Bilal Arı'yı ana belgelerini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mezunlarından Enes Şahin, Kadife Erginsoy, Nebahat Akova, Ebru Sultan Tekin, Hatice Kılıçarslan ve Cüda Nizamettin'i sahneye davet ediyorum. Sayın hocalarım ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Harmancık Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Hocalarımız, Program Başkanı Öğretim Görevlisi Doktor Onur Çelen ve Öğretim Görevlisi Gülşah Koç'u anı belgelerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum, arz ederim. Turizm ve Otel İşletmeciliği Program mezunları öğrencilerinden Mehmet Can Doğan, Sema Yanar, Sevgi Yalavuz, Erkan Atlı, Hasan Aslan Atay'ı sahneye davet ediyorum. Hocalarım ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Harmancık Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Program Başkanı Hocamız, Öğretim Görevlisi Elif Zengeri anı belgelerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı mezunlarından Zahra Alkades, Emma Şöme'yi sahneye davet ediyorum. Sayın hocam ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada merakla beklenen kep atma törenimiz var. Büyük Orhan Meslek Yüksekokulu mezun öğrencilerimizi kep atmak için sahneye davet ediyorum.
Türk Meslek Yüksekokulu mezun öğrencilerimizi kep atmak için sahneye davet ediyorum. Arz ederim.